Herkese merhabalar. Özel güvenlik temel eğitim sınav sorularını değerlendirmeye devam ediyoruz. Sınavlara girecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Bu videomuzda 25 adet temel eğitimden sorular değerlendireceğiz. Bazı sorularımız açıklamalı olacak. Öncelikle arkadaşlar özel güvenlik ayrıcalıklarından yararlanmak için kanala katılın. Özel güvenlik sorularını çözün, %100 geçin. Aynı zamanda Ehliyet SRC özel güvenlik kanalına da abone olup kanala katılarak başarınızı artırabilirsiniz. Hemen sorulara geçelim. Birinci sorumuz geldi. Bakın. Birinci sorumuz şöyle. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine uygulanacak yaptırım hangisidir? A. Hapis cezası verilir. B. Adli para cezası verilir. Bu kişiler 6 ay özel güvenlik alanında çalışamazlar. C. İdari para cezası verilir. Özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir. Ve bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar. D. İdari para cezası verilir. Bu kişiler 1 yıl özel güvenlik alanında çalışamazlar. E. Özel güvenlik yöneticisine adli para cezası, özel güvenlik görevlisine idari para cezası verilir. Tabi burada cevabımız Ceyhan seçeneğidir arkadaşlar. İdari para cezası verilir ve özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar. Evet, hemen ikiye geçelim. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerindendir? Gözaltına alma, ifade alma, görev alanına giren kişileri duyarlı kapıdan geçirme, soruşturma yapma, delil inceleme. Evet, bu soruda %100 sınavlarda gelen sorular arasında bakın. Özel güvenlik görevlilerinin yetkilerindendir. Görev alanına giren kişileri duyarlı kapıdan nedir? Geçirmedir. Diğerleri kolluk kuvvetlerinin görevidir. Hemen 3'e bakalım. Görevin ve iş yerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına kim tarafından izin verilir? A. Vali, B. Özel güvenlik komisyonu, C. Vali yardımcısı, D. İl emniyet müdürü, E. Özel güvenlik şirketi müdürü. Tabii ki burada da dikkat ederseniz özel güvenlik komisyonu değil mi? Kıyafet, sivil kıyafetle görev yapılmasına özel güvenlik komisyonu karar veriyor. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Hemen dördüncü sorumuz gelsin. Özel güvenlik birimlerince kullanılacak üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ile teçhizat aşağıdakilerden hangisi tarafından onaylanır? İl Özel Güvenlik Komisyonu, İçişleri Bakanlığı, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü. Tabii ki burada da dikkat ederseniz arkadaşlar İl Özel Güvenlik Komisyonu tarafından nedir? Onaylanır cevabımız. Tabii ki yıldızlı sorulardan Adana seçeneğidir. Hemen 5. sorumuz gelsin. Bakın 5. sorumuz da çok önemli sorulardan. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemlerinden sayılmaz? A. Çevre engelleri, B. İkaz levhaları, C. Gözetleme kuleleri, D. Bariyerler ve kilit sistemleri, E. Aydınlatma sistemleri. Tabii ki burada da sayılmaz diyor. Bakın çevre güvenlik sistemlerinden sayılmaz. İkaz levhaları sayılmaz. Bursa seçeneği doğru cevap. 6. sorumuz gelsin. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik sistem ve cihazlar arasında yer almaz? A. Metal arama dedektörleri, B. İz dedektörleri, C. X-ray, D. Yaya devriye, E. Alarm sistemleri. Tabii ki burada da yaya devriye değil mi? Güvenlik sistemleri ve cihazlar arasında yer almaz. Cevap Denizli seçeneğidir.
Hemen 7. sorumuza bakalım. 7. sorumuz yine 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanundan gelmiş. Bakın, kanuna göre aşağıdakilerden hangileri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırmakta zorunludur? A. Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri. B. Özel güvenlik görevlilerinin kendileri. C. İl Özel Güvenlik Komisyonu. D. İçişleri Bakanlığı. E. Özel güvenlik kimlik kartı veren ilgili valilik. Tabii ki burada dikkat ederseniz özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri nedir? Sigortayı yaptırmak zorundadır. Evet, cevabımız Adana seçeneğidir. 8. sorumuz gelsin arkadaşlar. Acil ve geçici haller dışında göreve başlayan veya ayrılan özel güvenlik görevlilerinin bildirim süresi aşağıdakilerden hangisidir? A. En geç özel güvenlik görevlisinin göreve başladığı veya ayrıldığı gün mesai bitimine kadar. B. Özel güvenlik görevlisi göreve başlamadan veya ayrılmadan en az 7 gün önce. C. Özel güvenlik görevlisinin göreve başladığı veya ayrıldığı günden sonra 15 gün içerisinde. D. Özel güvenlik görevlisinin göreve başladığı veya ayrıldığı günden sonra 1 ay içerisinde. E. Özel güvenlik görevlisinin göreve başladığı veya ayrıldığı ayın son iş günü içerisinde. Tabii ki böyle bir durumda arkadaşlar acil ve geçici haller dışında göreve başlayan ayrılan özel güvenlik görevlilerinin bildirim süresi tabii ki 15 gün içerisinde olması gerekiyor. 15 güne baktığımızda Ceyhan seçeneğinde var. Bakın özel güvenlik görevlisinin göreve başladığı veya ayrıldığı günden sonra 15 gün içerisinde bildirilmesi gerekir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Önemli bir sınav sorusudur. 9. soru banko sorulardan, kimyasal delillerden mutlaka soru geliyor. Biyolojik deliller, kimyasal deliller. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal delil çeşitlerindendir? Kıl, lif, ilaçlar, kartuş, kova. Bakın şimdi kimyasal deliller deyince neler kimyasal delillere giriyor? Patlayıcı maddeler, boyalar, yanıcı ve yakıcı maddeler, barut artıkları, narkotik maddeler, ilaçlar ve diğer kimyevi maddeler neye girer? İlaçlar, bakın ilaçlar değil mi? Bakın burada verilmiş kimyasal delillere girer. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Önemli bir sınav sorusu. Hemen geçelim 10. sorumuza. 10. sorumuz gelsin. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri söndürücü maddeler arasında yer alır? Su, kum, kuru kimyevi toz, köpük. Bakın, söndürücü maddeler arasında hangisi yer alır diyor. Dikkat ederseniz su, kum, kuru kimyevi toz ve köpük. Bunların tamamı söndürücü maddeler arasında yer alır. Tamamının olduğu seçenek Bursa seçeneğidir ve yıldızlı sınav sorusu önemli sizlere de gelebilir. Arkadaşlar hemen geçelim 11'e. 11. sorumuz şöyle. Kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'ndaki yetkilerin kullanılması sırasında özel güvenlik görevlileri kimlerin emirlerini yerine getirmekte yükümlüdür? A. Zabıta amirinin, B. Gümrük muhafaza amirinin, C. Belediye başkanının, D. İl Genel Meclisi'nin ve Belediye Meclisi'nin, E. Mülki İdare Amiri ve Genel Kolluk Amiri'nin. Evet, burada da dikkat ederseniz Mülki İdare Amiri ve Genel Kolluk Amiri'nin
yerine getirmekte yükümlüdür. Değil mi? Evet, cevabımız Edirne seçeneğidir. Evet, yine yıldızlı bir sınav sorusu. Hemen 12. sorumuz, gönderin arkadaşlar. Evet. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakın. A. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir defaya mahsus yapılmakta olup kişi işten çekilinceye veya emekli oluncaya kadar geçerliliğini korur. B. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması her sene yenilenir. C. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması her özel güvenlik görevlisi kimlik kartı verilmesi veya ihtiyaç duyulması halinde yenilenir. D. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl geçerli olup süre bitiminde yenilenir. E. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının süresi yoktur. Tabi burada dikkat ederseniz arkadaşlar, güvenlik soruşturması, arşiv araştırması her özel güvenlik görevlisi kimlik kartı verilmesi veya ihtiyaç duyulması halinde nedir? Yenilenir. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Hemen 13'e bakalım. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerindeki kalabalıklar ne tür kalabalıklardır? Organize olmayan pasif kalabalık, organize pasif kalabalık, organize olmayan aktif kalabalık, organize aktif kalabalık, seyirci kalabalık. Evet, burada da dikkat ederseniz arkadaşlar, organize aktif kalabalığa nedir? Örnektir, girer. Cevap Denizli seçeneği yıldızlı sorulardan. Hemen 14'e bakalım. 14'ün sorumuz şöyle. Sürekli bir biçimde yağan yağmurdan ya da eriyen karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın suya ne ad verilir? Deprem, sel, çığ, heyelan, afet. Evet, şu günlerde de bir afet yaşıyoruz. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Evet, kalanlara Allah sabırlar versin, sağlık sıhhat versin, ölenlere de rahmet eyliyoruz. Evet, inşallah Rabbim cennetiyle muamele eylesin. Evet, nedir arkadaşlar? Tabii ki burada dikkat ederseniz seldir, değil mi? Evet, sel. Bursa seçeneği doğru cevap. Geçelim 15. sorumuza. İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda nokta nokta gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretler de işçinin nokta nokta günlük kazancından fazla olamaz. İfadesinde boşluklar aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 5, 4, 2, 3, 1. Tabii ki burada da dikkat ederseniz 2 değil mi? 2 günlük kazancından fazla olamaz. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 16. sorumuz şöyle. Güvenlik görevlilerinin bir grubu ikiye bölmek amacıyla kullandığı toplu düzen hangisidir? Kama, çember, hat, çatı, birerlik kol. Evet. Tabii ki burada neyden bahsetmiş arkadaşlar? Bir grubu ikiye bölmek amacıyla kullandığı toplu düzen kama düzenidir. Cevabımız Adana seçeneğidir. 17. sorumuz şöyle. Oksijen yakıcı madde, yanıcı madde ve ısının belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona ne ad verilir? A. Benzin, B. Yanma, C. Duman, D. Yanıcı madde, E. Yangın. Evet, burada da
Tabii ki neyden bahsetmiş? Yanmadan bahsetmiş, değil mi? Cevabımız Bursa seçeneğidir. Evet, devriyeden mutlaka soru geliyor. Devriye en az iki personelle oluşur. Devriye yöntemleri olağan, dairesel, geri dönüşlü, planlı, belirli zamanlarda yerine getirdikleri devriyedir. Planlı devriye, bakın adı üzerinde, belirli güzergahlara bağlı, değil mi? Olağan devriye nedir? Plan ve programa bağlı kalmadan. Dairesel devriye nedir? Tahmini merkezden içeriden dışarı ya da dışarıdan içeri dairesel halde yapılmasıdır. Geri dönüşlü devriye ise devriyenin kritik bölgelerde veya kontrol ettiği bölgenin tekrar kontrol edilmesi. Adı üzerinde geri dönüşlü. Kontrol ettik, tekrar yeniden kontrol etmek, değil mi? Sorumuz şöyle. Devriye alanının tahmini merkezden içeriden dışarı ya da dışarıdan içeri dairesel halinde yapılması hangi devriyedir? Rutin, rastgele, planlı, dairesel, geri dönüşümlü, dönüşlü. Evet. Devriyenin, bakın devriye alanı tahmini merkezden içeriden dışarı. Evet, içeriden dışarı ya da dışarıdan içeri demesi ne demek? Dairesel, değil mi? Cevabımız Denizli seçeneğidir. Hemen 19'a bakalım. 19. sorumuz gelsin. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 90. maddesine göre yakalama özel güvenlik görevlilerinin hangi görevlerine girer? İdari görevler, adli görevler, yardım görevleri, koruyucu görevler, önleyici görevler. Tabii ki burada da yakalama demek adli demektir, değil mi? Adli görevlere örnektir, girer. Bursa seçeneği doğru cevap. Hemen 20'ye bakalım. 20. soruya geçmeden devriyenin görevlerinden bahsedelim. Önleyici, koruyucu, yardım, adli. Evet. Önleyici. Önleyici ne demek? Sorumluluk bölgesinde kamu düzeni bozucu eylemleri engellemek, değil mi? Suç işleme potansiyelindeki şahıslara karşı caydırıcı çalışmalarda bulunulmasıdır. Önlemek. Koruyucu demek halkın can ve mal güvenini sağlamak için tedbirler almaktır, değil mi? Yardım görevleri nedir? Kişilere yardım etmek, ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmek. Adli görev nedir? Sorumluluk bölgesinde meydana gelen adli olaylar ile ilgili yapılan faaliyetlerdir. Evet. 20. sorumuz şöyle. Sorumluluk bölgesinde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için tedbirler almak ve buraları denetlemek hangi devriyenin görevidir? Adli, önleyici, yardım, koruyucu ve yargısal. Tabii ki burada da cevabımız nedir? Koruyucudur, değil mi? Koruyucu. Evet, cevabımız Denizli seçeneğidir. 21. sorumuz şöyle. Göz yaşartıcı gaza maruz kalan kişi hangisini yapmamalıdır? A. Açık havada rüzgara karşı durmalıdır. B. Elleri ile gözünü ve yüzünü ovuşturmamalıdır. C. Gaza maruz kalmış elbiselerinden kurtulmalıdır. D. Bol sıcak su ile el ve yüzünü ovuşturarak yıkamalıdır. E. Gazlı ortamdan hemen uzaklaşmalıdır. Tabii ki burada da dikkat ederseniz bol su ile el ve yüzünü ovuşturarak yıkamalıdır. Kesinlikle yapmaması gereken bir harekettir. Denizli seçeneği doğru cevap. 22. soruya geçmeden ilk yardım konusunda kısa bir bilgi verelim. İlk yardım nedir? Olay yerinde tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle yapılan ilaçsız uygulama nedir? İlk yardımdır. Acil yardım nedir? Acil tedavi sağlık personeli, değil mi? Doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan
tıbbi müdahale acil tedavidir? İlk yardımın öncelikli amaçları nelerdir? Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak, çevre güvenliğinin sağlanması, yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, hasta yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek, hasta yaralının iyileşmesini nedir? Kolaylaştırmaktır. İlk yardımın temel uygulamalarından mutlaka sınavda soru geliyor. Koruma, bildirme, kurtarma sıralamasını da sorabilirler. Koruma ne demek? Koruma, olay yerinde olası tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. Bildirme, hasta yaralıların durumunu 112 yani 112 acil servise doğru bir şekilde bildirmektir. Kurtarma, olay yerinde hasta yaralılara müdahale. Hızlı ancak sakin ve bilinçli yapılması gerekiyor. 30 kalp masajı, 2 kurtarıcı nefes şeklindedir. Sorumuz şöyle, bakın, ilk yardımın temel uygulamaları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Kurtarma, bildirme, tedavi, koruma, kurtarma, tedavi, bildirme, tedavi, koruma, koruma, bildirme, kurtarma, koruma, bildirme, önleme. Bakın, ilk yardımın temel uygulamaları içerisinde tedavi yoktu, değil mi? Bakın, tedavinin olduğu seçeneklerin hepsini eledim. Burada önleme var mı? Hayır. O zaman cevabımız koruma, bildirme, kurtarmadır. Yıldızlı sınav sorusu. 23. soru şöyle. Devriye görevlileri, özel güvenlik görevlisi Mustafa ile Kemal'in tanzim edemeyeceği tutanak hangisidir? İfade alma tutanağı, olay tespit tutanağı, yangın tutanağı, yakalama tutanağı, suçüstü tutanağı. Evet. Arkadaşlar, unutulmamalıdır ki ifade alma tutanağı, bakın, ifadeyi almak özel güvenlik görevlilerin görevi değildir. Ama olay tespit, yangın tutanağı, yakalama tutanağı, suçüstü tutanağını yapabilirler, değil mi? Cevabımız burada Adana seçeneğidir. Hemen bakalım 24. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi İl Özel Güvenlik Komisyonu'nun görevlerindendir? A. Koruma ve güvenlik hizmetinin yerine getirileceği alanı belirleyerek zorunlu hallerde görev alanını genişletmek. B. Özel güvenlik şirketlerinin kurucularını belirlemek. C. Özel güvenlik birimlerine kişi, kurum, kuruluş yetkilisi atamak. D. Özel güvenlik faaliyetlerini denetlemek. E. Özel güvenlik eğitim kurumlarına faaliyet izin belgesi vermek. Evet, burada da tabii ki koruma, güvenlik ve hizmetin yerine getirileceği alanı belirleyerek zorunlu hallerde görev alanını genişletmektir İl Özel Güvenlik Komisyonu'nun görevi. Cevap Adana seçeneği. Son sorumuz arkadaşlar. 5188 sayılı kanuna göre özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir? A. Ek önlemler alma yükümlülüğü. B. Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü. C. Temel eğitim alma yükümlülüğü. D. Özel güvenlik mali sorumlu sigortası yaptırma yükümlülüğü. E. Trafik sigortası yaptırma yükümlülüğü. Tabii ki burada da sorumuzun cevabı otomatik olarak Denizli seçeneğidir. Özel güvenlik mali sorumlu sigortası yaptırma yükümlülüğüdür. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olup üyeleri özel sorular çözmek için kanala katılarak tüm sorular 84. dönemden 102. döneme hazırlık olan tüm soruları, konuları dikkatli bir şekilde dinleyip çözebilirsiniz. Kanalımızı arkadaşlarınıza önerin, paylaşın, herkes faydalansın. Hepinize sağlıklı ve kazasız günler dilerim. Sınavlarınıza başarılar dileriz. Ve ilerleyen zamanlarda yine hem normal sorular hem de canlı yayınlarımızla devam edeceğiz. Yeni
sorularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.